Merhabalar, merhabalar, merhaba. İyi günler arkadaşlar, merhabalar. İyi günler, iyi günler, merhaba. Merhabalar, merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba canım. Çanakkale içinden Aynalı Çarşı. Çanakkale içinden... Evet, merhaba arkadaşlar, merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Merhaba kardeşim. Evet, Koca Seyit, 20 yaşında genç bir asker. Önce Balkan Savaşları'na katılıyor tam 5 yıl. Balkan Savaşları'ndan dönüp Çanakkale'ye. Oradaki vazifesi bittikten sonra da büyük taarruza katılıyor. Çanakkale Savaşı'nda bulunduğu tabyalar vurulunca iki kişi hayatta kalıyorlar. Ve en son İngiliz zırhlısı boğazdan geçmeye çalışırken 215 okka veya 276 kiloluk top mermisini topa yerleştirip o zırhlının batmasına sebep oluyor. Ve savaşın kaderini değiştiriyor. Mekanı cennet olsun. Yıllar sonra Atatürk kendisini bu köyde bulduğunda Allah rahmet eylesin. Maaşını bile reddetmiş. Kendisi ormandan odun çekerek, ayakkabı boyayarak hayatını idame ettirdi ve Atatürk'ün vermek istediği maaşı dahi reddetmiştir. Mekanı cennet olsun. Böyle biz, böyle bir değerimizin bizlere emanet ettiği bu toprakları bir Türk genci, Türk evladı olarak sahip çıkmamız gerekirken evet. Mekanı cennet olsun. Balıkesir'e geldi ve dedi ki Balıkesir'e 238 milyar liralık yatırım yaptık. Bir daha söylüyorum, 238 milyar liralık yatırım yaptık. Karış karış geziyorum Balıkesir'i. Sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy dolaşıyorum. Bu 238 milyar liralık yatırımı arıyorum. Bu sabah Bandırma'dan geldim. Bandırma'daki su şebeke ağının, keza Gönen'deki, Erdek'teki su şebeke ağının önemli bir kısmı ne yazık ki asbestli borulardan. Balıkesir'in tamamında 12.500 kilometrelik su şebeke hattı var. Bunun 1800 kilometresi asbestli boru, yani kanserojen boru. Yani yavrularımıza kanserli su içiriyoruz biz. Ve sorduğunuz zaman gerçek belediyecilik diyorlar. Yaparsa AKP yapar diyorlar. Ve maalesef sahada bunun çok daha derin izlerini görüyoruz. Şimdi bugün Havra'nın Fazlıca mahallesi Çallıdere bölgesindeyiz veya mezrasındayız. Geldik buradaki komşularımızla, kardeşlerimizle dertleşelim.
halleri nicedir diye soralım. Ya biz ziyaret edelim dedik sizi. Bugün Koca Seyit'i ziyarete geldik. Gelmişken size de bir uğrayalım dedik. Baktık su deposu çamur içerisinde. Evet, aynen öyle başarı. Caminiki de aynı. Yazıktır, günahtır. Dağlardan gelen suyu herhalde köylü kendisi bir depo yapmış oraya, değil mi? Evet. Peki para ödüyor musunuz suya? Herkes ne ölse biz neresi ödüyoruz? Aynı suya. Balıkesir merkezdeki gibi su ödüyorsunuz değil mi? Baktım su deposunu açtım. İçerisi çamur dolu, yosun dolu. Efendim orada salyangozlar var, ağ tutmuş. Suriyeli bizden daha iyi şekilde yaşıyor şu hayatı. Şurada fırın var bizim köyün. Gördüm. Ekmek yapmak için. Evet. 5-6 kere başvurduk, yapılsın edilsin diye bacası yıkılmış. Aha köylüler adamı para topladı, kendimiz yaptırdık. Kendimiz cebinden gittik. Of, o fırında ekmeklerinizi yapıyorsunuz. Yaptırdık. Şimdi baktım fırına, fırına 7-8 metre mesafede tuvaletin atıkları maalesef dışarıya, sokağa akıyor. Allah için şöyle biraz geri çekin, onu bile yapmadılar ya. Tuvaleti bile halletmediler. Tuvalette ışık yok, kapı yok. Tuvalette ışık yok ve tuvaletin atıkları kanalizasyon sokağa akıyor. Kanalizasyonlar sokağa akıyor. Şimdi bu gördüğünüz yer köyün fırını. Köylü gelip kendi ekmek ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Peki köyde kanalizasyon var mı? E suyun olmadığı yerde kanalizasyon niye olsun, onu da yapmamışlar. Ama zavallı köylü 21. yüzyıl, hani şu Erdoğan'ın Türkiye yüzyılı diyor ya, susuz, kirli suların olduğu, kanalizasyonların olmadığı ve fırınlarının bile sokakta olup maalesef atıkların olduğu yerde ekmek pişirildiği bir atmosferde yaşamak zorunda. Şurada hemen gördüğünüz, arada 7-8 metre var. Kanalizasyonlar sokağa boşalıyor. Foseptikler sokağa boşalıyor. Ve bunun adına da Erdoğan'ın ifadesiyle Türkiye yüzyılı diyorlar. Maalesef kafalar kirli olunca, kafalar çamur olunca, kafalar foseptik olunca ve niyetlerde hizmet olmayınca maalesef ve maalesef milletimiz varlık içerisinde yoklukta ve sefalette yaşamaya mahkum ediliyor. Hanımlar, ekmeği orada mı yapıyorsunuz? Evet. Yaparımız var, evet. Bu cennet toprakları cehenneme çevirmişler. Biz kendimiz de yaparız bunları. Yavaş yavaş ömrümüzün yettiği yere kadar hepsini biz kendimiz yaparız ama bizi salıversinler. Çallıdere mahallesi bize zulmetmeyin yeter. Kendi başımıza bırakın biz ayakta dururuz diyor. Azıcık şuraya diyor bir köy meydanı, küçücük bir yer istiyoruz diyor. Çocuklarımız, çoluğumuz, çocuğumuz çıksın oynasın. Ondan sonra bak diyor o su dağdan geliyor, kendimiz yaptık deposunu. Hiç olmazsa temizleyin orayı kardeşim. İçerisi çamur dolu, yosun tutmuş, hiçbir bakımı yok. Her tarafında hayvan, yılan, çıyan dolu. Yazık, günah değil mi bize diyor. İşte köyün tam ortasında kanalizasyonlar güzelim derelere akıyor. Ortalığa bırakılmış vaziyette. Küçücük bir takım destekler ve orada köyün fırını var. Azıcık bir tamir edin de bari kadınlarımız gitsin orada kendi ekmeğimizi kendimiz yapalım diyorlar. İstediğimiz fazla bir şey değil. 3 kuruşluk bir hizmet. Dokunmayın bize, biz ayakta dururuz diyor. Ve burası dünyanın en güzel yeri. Allah'ın izniyle bu hizmetlerin hepsi sizin ananızın ak sütü gibi helaliniz. Biz buraya sizlerle dertleşmeye geldik. Sizler Kuvayi Milliye'nin çocuklarısınız. İşte şurada karşı tarafta Koca Seyit. Koca Seyit o 276 kiloluk top mermisini topa koyup İngiliz zırhlısını batırmasaydı bugün biz burada yoktuk. Ve rahmetli Atatürk kendisine maaş vereyim sana Koca Seyit dediğinde Alman paşam demiş. Ben ormandan ağaç çekerim, ayakkabı boyarım, gene de devletimden maaş almam. Ben o topu oraya bu ülkeyi kurtarmak için, bu memleketi kurtarmak için koydum demiş. Ve kardeşim de diyor ki şimdi biz kendi topraklarımızda ırgat gibi olduk. Suriyeliler bizden daha rahat yaşıyor. Allah sizden razı olsun. Hakkınızı savunmaya geldim. Merak etmeyin. Allah'ın izniyle Havran, Balıkesir bizler göreve geldiğimizde en iyi hizmetleri getireceğiz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Bir dokun bin ah işit her yerde olduğu gibi. Köylü diyor ki kendi imkanlarımızla dağdan bayırdan su getirdik. Bunu bir depoda toplamaya çalıştık ve bununla ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Bakın bir daha söylüyorum, köylü kendi yapmış bunu kıt kanaat imkanlarıyla. Belediye de gelmiş, köylüye saati takmış, en yüksek bedelden su ücretini almaya başlamış. Peki bu deponun bakımı var mı? Yok. Deponun içerisinde solucanlar var. Deponun üstünü örümcek ağları kapatmış. Ve deponun içerisi çamur bağlamış, çamur tutmuş. Ve utanmadan, sıkılmadan Türkiye yüzyılı diyorlar. Çamur yüzyılı sizin bu tarif ettiğiniz. Kendi kafanız gibi, kendi niyetleriniz gibi. Zavallı köylüyü ihmal et. Zavallı köylüye elini uzatma. Şefkat elini onlardan uzak tut. Ve bu zavallı köylü 3 kuruş 5 kuruş biriktirsin. Kendi imkanlarıyla buraya bir su deposu yapsın ve o su deposunun içerisi çamur dolsun.
Sadece bununla da kalmıyor. Köylünün maalesef tuvaletleri, üzülerek söylüyorum, foseptik çukurlar dışarıda ve maalesef kanalizasyonlar sokaklara akıyor. Hani sorduğunuz zaman Ankara'daki ışıltılı salonlarda ala ile vala ile siyaset yapanlar, o medya gücünü eline alıp millete parmak sallayanlar buralardan habersiz. Buralarda olan bitenden habersiz. İşte burası Balıkesir'in Havran ilçesinin en güzel beldelerinden bir tanesi. Bana göre dünyanın en güzel coğrafyası burası. Arka taraf hemen zeytinlikler, onun ötesi Körfez ve muazzam bir güzellik. Ve Ege Denizi. Arkamızda da muhteşem çam ağaçlarının oluşturduğu bir orman. Köylü burada hayata tutunmaya çalışıyor. Ama maalesef kafası çamur olan, düşünceleri çamurdan ibaret olan, sadece başkalarına çamur atmaktan başka hiçbir şey yapmayan bu güruh köylüyü böylesine çamur ve batak suyu içmeye mahkum etmiş. Ve üstelik bu su, buradaki su deposu köylü tarafından yapılmasına rağmen en yüksek parayı da kendilerinden almayı becermiş. Öte yandan sokaklara çıkın bakın. Bırakın yoldan falan bahsetmiyorum. Yani bir asfalt, patika falan öyle bir şey yok. Zaten köyler, yani arayollar falan korkunç. Gelmek bile zor buraya. Ama maalesef kanalizasyon olmadığı için atıklarda, sokaklarda, mahallelerde. Alın size Türkiye yüzyılı. Alın size gerçek belediyecilik. Bu millet 31 Mart akşamı gerçek belediyeciliğin ne olduğunu bunlara gösterecek ve bunları tarihin sahnesinden silip atacaktır. Balıkesir'in köylüsünü varlık içerisinde yoklukta yaşamaya mahkum eden, sefalet içerisinde yaşamaya mahkum eden bu anlayış, baktığı her yerde hizmet görmek yerine rant gördüğü için, talan gördüğü için, para gördüğü için maalesef milletimizi bu şartlarda yaşamaya mecbur bırakmıştır. Maalesef özellikle Körfez bölgesinde birçok köyün kendi mücavir alanında bulunan mera arazileri birilerine peşkeş çekiliyor. Her gittiğimiz yerde aynı soruna tanık oluyoruz. Murat Başkanım, burası neresidir? Fazlıca Mahallesi. Fazlıca Mahallesi. Bu mezranın bağlı olduğu mahalle. Evet. Burada da bir galiba satış söz konusu. Evet. 42 dönüm bir arazimiz. Köy merası. Birilerine satılmak köylünün, için. Köylünün hayvanlarını otlattığı arazi. Şimdi buradan uyarıyorum. Belediye yetkililerini uyarıyorum. Baktığı yerde rant gören, para gören anlayışı uyarıyorum. Her gittiğimiz yerde aynı şeye tanık oluyoruz. Burası Fazlıca Mahallesi. Buranın yine köylüye ait olan 50 bin metrekare olan mera arazisini birilerine peşkeş çekmeye çalışıyorsunuz. Altyapıyı da hazırladınız. İki elim yakanızda olacak. Ben Büyükşehir Belediyesi'nde, Murat kardeşim Havran Belediyesi'nde yaptığınız bütün bu zulmü teker teker burnunuzdan getireceğiz. Bu zavallı köylünün, bu sefalet içerisinde yaşayan köylünün, Koca Seyit'in torunlarının yaşadığı bu bölgenin haraç mezat birilerinin cebine rant olarak boca edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu köydeki bu arazilerin satılması ile ilgili süreci teker teker takip ediyorum. Sattığınız gün göreceksiniz iki elim yakanızda olacak. Ve başından beri söylüyoruz, köylünün arazisi köylünündür. Köylerin mücavir alanındaki meralar köylünün hayvanlarına tahsis edilecek ve bizim yönettiğimiz Havran'da, bizim yönettiğimiz Balıkesir'de hiç kimse elini kolunu sallaya sallaya yolsuzluk yapamayacak. Ankara'daki kravatlı çeteler, size sesleniyorum. Artık siyasi ömrünüzün sonuna geldiniz. Ağlıya sızlaya, artık son dönemim, bana oy verin falan tarzındaki yaklaşımlarınızın sahada hiçbir karşılığı yok. Sizin uzantılarınız olan mahallelerdeki, bölgelerdeki temsilcilerinize de sesleniyorum. Sizin de artık son döneminiz, artık rant iktidarınızın, yalan iktidarınızın ve talan iktidarınızın sonuna gelindi. Ve göreceksiniz bizimle beraber, iyi insanlarla beraber bu ülkeye bolluk gelecek, bereket gelecek, güzellik gelecek. Ve Koca Seyit'in torunlarının, Kuvayi Milliye'nin çocuklarının arazileri onların olacak. Ve her bir metrekareye hizmet getireceğiz. Bolluk ve bereket getireceğiz. Çok az kaldı.